Merhabalar değerli izleyenler, ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koçum programıyla RTV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz her hafta farklı bir konu işliyoruz. Bu hafta kanseri işleyeceğiz. Konumuz kanser. Çünkü çağımızın en yaygın hastalığından biri kanser. Çok fazla türevleri var, çok fazla çeşidi var. Ve artık teknoloji çok gelişti, çok fazla da tedavi yöntemleri var. Bunun için stüdyolarımıza Profesör Doktor Gökhan Söğütlü genel cerrah uzmanını davet ettik. Dolu dolu bir program olacak. Kanseri hocamızdan, profesöründen, ağzından dinleyeceğiz. Nasıl bir süreç? Zorlu mu? Değil mi? Kimler nasıl yaşıyor? Kimler neler yaşamıyor? Detaylı konuşacağız. O yüzden ekran başından ayrılmayın. Gökhan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Programın başında dediğim gibi uzun uzun bir program olacak. Dolu dolu olacak, sizin engin bilgilerinizden faydalanacağız. Tabii onun öncesinde sizi tanımayan birçok değerli izleyenimiz var. Profesör Doktor Gökhan Söğütlü kimdir? Hay hay. Kahramanmaraş, Elbistan doğumluyum. 1969 yılında doğdum. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamladım. Akabinde Ankara'da ihtisas yaptım. O zaman Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'ydi. 2001 yılında İnönü Üniversitesi'ne geldim, Malatya'ya. Akademisyen olarak görev yaptım. Daha sonra değişik illerde çalıştım, görev aldım. En son yaklaşık 2 sene önce Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandım ve halen burada anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. O halde Malatya'ya hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür Sizin gibi ederim. Değerlerimiz, hocalarımızın da sayısı hep artsın, hep var olun inşallah hocam. Teşekkür ederim. Dediğim gibi çok uzun konular ama ben hani en çok görülen, araştırdım biraz, en çok siz de bilirsiniz, sık görülen hastalıklardan, kanser türevlerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Mideden başlamak istiyorum. Program öncesinde de biraz sohbet etmiştik. Hocam midenin en sık görülen, yaygın olan hastalıklardan biri o. Bunun belirtileri nelerdir hocam öncelikle? Evet, hay hay tabii ki. Şimdi kanser dediğiniz gibi çok yaygın görülen bir hastalık. Üstelik de hani tedavi konusunda bayağı bir ilerlemiş olsa da oldukça ölümcül bir hastalık. Türe göre de değişiyor tabii. Şimdi kanserler içinde en sık görülen akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri ve gastrointestinal sistem dediğimiz zaman da yani mide bağırsak sistemi dediğimiz zaman da burada mide ve kalın bağırsak kanserleri çok sık şekilde önümüze çıkıyor. Ha, vücutta pek çok kanser türü var. Her tarafta, vücudun her tarafında kanser oluşabilir. Nadir ya da sık şekilde, bazen genetik, bazen ailesel, bazen o kişiyi ilgilendirecek şekilde hastalıkları görüyoruz. Çağımızın bir hastalığı diyoruz. Doğrudur, eskiden de vardı. Yani kanser 1000 yılın, 2000 yılın, 3000 yılın insanlık tarihiyle birlikte gelen bir hastalık. Yani yeni çıkmış bir hastalık değil ama çağımızda tetiklenmiş vaziyette. Bunu da belki işte kirlilik, doğal gıdalardan uzaklaşma, insanların stresli yaşantısı, işte fiziksel aktivitenin azlığı biraz da bunlara bağlıyoruz ki doğrudur. Hani gerçekten kanserlerin etiyolojisine baktığımız zaman yani kanser neden oluşuyor? Bunu direkt bilemesek bile bazı kanser türleri var ki bir yerlere oturtabiliyoruz. İşte mesela sigara içmeyle akciğer kanseri, işte mideyle biraz sonra anlatacağım işte tütsülenmiş gıdalar gibi. Bunlar oldukça birbirle bağlantılı şeyler. Şimdi biraz da spesifik konuşacağız bugün. İşte mide ve kalın bağırsak kanseriyle ilgili biraz spesifikleşeceğiz. Mide kanserini sordunuz. Şimdi mide kanserinde risk faktörleri nelerdir diye sordunuz. Belirtiler. Belirtileri evet. Sordunuz öncelikle. Şimdi belirtiler çok non-spesifik dediğimiz hani herhangi bir hastalığa da bağlı olabilecek belirtiler. Nedir bunlar? Midede yanma, ağrı, hazımsızlık, erken doyma, kilo kaybı, halsizlik. Bunun gibi non-spesifik dediğimiz hani herhangi bir hastalığa da bağlı olabilecek belirtiler olduğu için kişiler gecikebiliyor esasında. Yani bunu neye bağlıyor? Atıyorum gastrite bağlıyor işte ya da strese bağlıyor. Strese bağlıyor, herhangi başka bir şeye bağlıyor. Onun için hani burada biraz sonra da bahsedeceğiz.
tarama programları işin içine önemli bir şekilde girmiş oluyor. İşte tarama programları neyle yapılır? Midede endoskopiyle yapılır. Ama genel olarak bahsedecek olursak dispeptik şikayetler dediğimiz, o işte mide yanması, erken doyma, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlere kilo kaybı eklenirse eğer, bu çok önemlidir. Kişi mutlaka alerte olmalı. Yani mutlaka bir hekime başvurmalıdır. Hani diğer hastalıklar kilo kaybıyla biraz ekart ediyor. Kilo kaybı da tabii insanlarda görülen bir şey. Kanserin dışında da görülen bir şey ama özellikle mide kanserinde dispeptik şikayetlerle birlikte kilo kaybı çok bariz şekilde görülür. Onun için orada bir alerte olmak gerekir. Yani hocam kanser bile değillerse tabii ki mide ağrısı bir sıkıntı varsa muhakkak gitsinler. Mutlaka tedavi tabii olmakta gidilmeli. Fayda var değil tabii mi? Tabii ki en yani. En azından geç kalınmamış olur. Tabii ki biraz sonra bahsedeceğiz. Hani bunun yaygın olarak görüldüğü yerlerde mesela Japonya'da tarama programları vardır. Hani kişi hiçbir şikayet duymaksızın da gider yılda ya da iki yılda bir endoskopi yaptırır. O yüzden biz biraz Türk halkı olarak diyeyim ihmal kırız. Biraz böyle şey canımız kuvvetlidir bana bir şey olmaz deriz ama yani işte artık oluyor herkes dolu. Hiç beklemediğimiz insanlar da tabii, yani çıkıyor. Bana gelmez psikolojisi hepimizde vardır ama gelir. Evet o yüzden hiçbir şey olmuyorsa bile bunu bir check-up gibi düşünün. Gidin bir tedavi olun, gidin bir kendinizi gösterin. En azından sonra keşke deyip kafamız duvarlara vurmaktan iyidir hocam. Peki hocam bunun risk faktörleri nelerdir? Şimdi mide kanserinde risk faktörleri özellikle şeyden son yıllarda popüler olmuş bir mikroptan bahsedeceğim. Helicobacter pylori aslında bu gastrit oluşturuyor midede ama mide kanserinin de bir etkeni olarak karşımıza çıkıyor. Hatta kalın bağırsak kanserinin de bir etkeni olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili tartışmalar var esasında ama hani bir etken mi değil mi ama bir etken olarak artık literatürlere oturdu. Yani Helicobacter pylori var ise, buna bağlı gastrit var ise ki bu endoskopide, biyopside belli olur ya da başka tanı yöntemleriyle belli olur. Mutlaka bunun giderilmesi gerekir. Yani o mikrobun bir şekilde giderilmesi gerekir. Çünkü mide kanserinde bir risk faktörüdür bu. İkinci olarak tütsülenmiş, tuzlanmış gıdalar, yanmış gıdalar bu çok çok önemli. Bunlar mide kanseriyle yıllardan beri bilinir. Direkt risk faktörüdür bunlar. Özellikle Japonya'da, Uzak Doğu'da bunlar çok sık kullanıldığı için işte kurutulmuş etler falan. Orada risk faktörleri biraz daha artıyor. Özellikle biraz genetik faktör de olmakla birlikte Japonya'da mide kanseri dünyada en sık görülen ülkedir. Başka neler var? Yaşla alakalı. Yani ileri yaş her zaman kanser oluşturmak için bir risk faktörüdür. Çünkü kanser esasında tek bir hücreden kaynaklanır. Tek bir hücredeki genetik değişiklik kendini çoğaltarak hücre kanser dokusu oluşturur. Gittikçe kanser hastalığı oluşturur. Esasında kanser bir tümör, bir yumru tabii ki öyle tanımlanır ama kanser bir metabolik hastalıktır. Vücudu nasıl tüketir? Vücudun metabolizmasını tüketir. Kendi lehine çevirir. O kanserli hücre yavaş yavaş dokuya dönüşür, orada kendine bir ortam hazırlar, sanki bir akıllı varlık gibi damarlanır ve vücudu yemeye başlar. Vücudun bütün şeylerini, ne diyeyim size, enerjisini kendisi almaya başlar. Onun için artık kanser bir metabolik hastalık olarak da canlı bakteriler değil mi hocam bunlar? Bakteri değil, hücrenin insan hücresi. Yani insan hücresi değiştiği zaman maalesef ölümsüzlük kazanıyor. Hücrelerin belli yaşları vardır. İnsan bu şekilde yaşlanır, ölür zaten. Her hücrenin belli bir bölünme süresi vardır. Bir süre sonra hücre yok olur. Hücre kendini yeniler ve bir süre yaşlılıkla birlikte yenileyemez hale de gelir. Ama bu kanser hücresi sürekli bir çoğalma dürtüsü içindedir. Bir şekilde genetiği değişmiştir. Onun için kendisine yeni bir ortam hazırlar, çoğalır, dokulaşır, çoğalır, bütün vücudu tüketmeye başlar ve hani tedavisiz kalırsa nihai sona ulaşır. Kanser dediğimiz olay zaten bu. Mideye gelirsek yine sigara içme, mide kanseriyle direkt alakalı. Aşırı alkol direkt alakalı. Ve en sonunda da genetik diyeceğiz. Biraz önce bahsettiğim bu işte tek hücreden, tek bir insanda trilyonlarca hücre var. Düşünün tek bir hücre değişip
kanserleşebiliyor. İnsanı kanser hastalığıyla yüz yüze bırakabiliyor. Eğer bu değişen hücre germ hücresi dediğimiz üreme hücresinde ise kuşaklar boyunca dölden döle aktarılır ve bu kez de genetik kanser hastalığı karşımıza çıkar. Mide kanserinde de genetik faktör vardır, kalın bağırsak kanserinde de vardır, akciğer kanserinde de vardır. Nihayetinde meme kanserinde de karşımıza çıkıyor. Meme kanseri taramalarından biridir bu. Eğer ailede çok sık var ise. Sizin bu saydıklarınız hocam en çok sık görülen tanılar tabii, değil tabii, mi hocam? Tabii sık görülen kanserlerden bahsediyorum. Dediğim gibi vücudun tüm vücutta herhangi bir hücre kanserleşebilir. Yani vücudun herhangi bir yerinde kanser dokusu görebiliriz. Bunlar en sık gördüğümüz kanserler. Hocam mide en zorlarından biri olmalı değil mi? Çünkü yemek yediğimiz gıdanın gittiği yer. Tabii. Hayat o noktadan sonra artık çok zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Tabii aslında bunun evreleri de var. Yani mide kanserini çok erken evre yakaladıysanız tedavisi mümkün. Tedavisi kolay da hatta endoskopik olarak da tedavi edilebiliyor. Ama biraz daha ileri gittiyse işte tedavisi zorlaşıyor. Mide kanserinin tanısı çok basit olarak endoskopik yöntemle konulur. Eskiden endoskopi çok yaygın değilken ya da yokken işte baryumlu grafiler vardı, yani opak madde içiliyordu. İşte mide kanseri o şekilde ortaya konuluyordu. Fakat artık teknoloji ilerledikçe endoskopi bütün perifere oturdu. Yani artık hani ileri merkezlerde bahsetmiyorum yani. Bütün dünyada ve Türkiye'de bütün periferde endoskopik bir şey vardır mutlaka. Yani endoskopi yapan bir hekimle mutlaka muhatap olabilirsiniz. Onun için endoskopi ile tanı konuluyor. Endoskopi ne yapıyor? Giriyor, mide tümörünü görüyor. Şüpheli bir yer varsa oradan biyopsi alıyor. Patolojiye gönderiyor. Ve patoloji bize evet bu mide kanseridir diyor. Ondan sonra da işte bir takım şeyler başlıyor. Neler? Tomografi, ultrason, uzak yayılım var mı? Neresinde yakalamışız? Mide duvarını aşmış mı yoksa sınırlı mı duvarda, bu lenf bezlerine yayılmış, bunlar çok çok önemli. Çünkü kanser oluştuğu zaman hemen yayılmak ister bir de. Lenf yoluyla ya da kan yoluyla vücudun diğer yerlerine yayılmak ister. Dediğim gibi hani resmen böyle akıllı bir varlık gibi davranır. Önce kendi bölgesinde gelişir, daha sonra vücudun diğer yerlerine yayılmak ister. O anlamda işte kanseri yakaladığınız zaman bu yayılım olmuş mu olmamış mı ona bakmak gerekir. Bunlara işte tomografiyle bakıyoruz, MR'la bakıyoruz, ultrasonla bakıyoruz. Nihayetinde son yıllarda popüler olmuş PET dediğimiz yöntemle bakıyoruz. Vücudun diğer yerlerinde çünkü yayılım var ise ya da tümör kendi bölgesinde biraz ilerlemiş ise tedaviler değişir. Önce cerrahi tedavi mi yapacağız? Yoksa önce kemoterapi mi vereceğiz, önce ışın tedavisi mi vereceğiz? Bunların sonucuna göre tedavi yolu belirlenir. Bu çok önemlidir. Evresi belirlenir. Bu da çok önemlidir. Aşağı yukarı evre şurada yakaladık denir ki hani bütün dünyada yapılmış klinik çalışmalardan gelen bir bilgi deposu vardır. Denir ki işte evre 1'de insanlar şu kadar şu tedaviyle şu kadar sağ kalabiliyor. Evre 2'de şu tedaviyle şu kadar sağ kalabiliyor. O zaman elimizde bir istatistik olmuş oluyor. Ama şunu da belirteyim. Tıpta da böyledir. Hastalık yoktur, hasta vardır denir. Her hasta kendi bazında değerlendirilir. Tamam, o istatistikleri alacağız, kullanacağız. Evrelemeye oturtacağız hastayı ama her hasta da kendi bazında değerlendirilir. Orası da çok önemli. Hocam şimdi biraz da tedaviyi konuşmak istiyorum. Tedavi nasıl yapılır? Bunu soracağım ama öncesinde şunu da merak ediyorum. Şimdi artık siz yıllardır bu işin içindesiniz, profesör oldunuz. Şu eski dönemlerden beri bu zamana kadar tedavi yöntemlerini biliyorsunuz. Hani seyircileri de biraz rahatlatmak adına soruyorum. Teknoloji gelişti diyoruz ya, daha kolay oluyor mu her şey hocam? Yani eskiye nazaran teknoloji sizi daha rahatlatıyor mu? Ya da işte daha çok hayat kurtarıyor mu? Daha rahat yapabiliyor musunuz tedavi? Aslında öyle denilebilir. Şimdi mide kanserinde ana tedavi yöntemlerinden biri bir kere cerrahi. Ama cerrahi ne zaman planlayacağız? Bu çok önemli. İşte o dediğimiz tanısal modalitelerle gidiyoruz. Tomografi, MR, ultrason, PET bunları çektikten sonra ya da endoskopik ultrason dediğimiz yöntemler yani pek çok
ameliyat öncesi yöntem. Peki nerede yakaladık? Burada yakaladık. Biraz ilerlemiş. Tamam, önce kemoterapi verelim diyebiliriz. Kemoterapiyle mide tümörünü küçültüp ya da o biraz yayılım var ise onları toparlayıp daha sonra cerrahi alabiliriz. Ya da biraz daha erken yakaladıysak direkt cerrahiyle gideriz. Cerrahi midenin tamamının alınması ve yeni bir bağırsakla yolak oluşturulması ya da midenin büyük bir kısmının alınması şeklinde gerçekleştirilir. Açık yapılır ya da laparoskopik yapılır ya da robotik yapılır. İşte teknolojinin son yıllardaki bize kazancı budur. Esasında hani önemli olan iyi bir cerrahi, kanser cerrahisi prensibiyle yaklaşmaktır. Yani açık kapalı fark etmez, önemli olan cerrahi prensiplere uymaktır. Fakat hani kapalı teknikler mesela şimdi son zamanlarda cerrahi tek alana girmiş, ameliyat sonrası konforu daha iyi sağlıyor. Robotik cerrahi keza öyle. Bunlar Türkiye'nin de pek çok merkezinde uygulanan, merkezimizde de uygulanan yöntemler. Hocam peki ameliyatlarda hani bütün hepsini yaptınız, artık en son ameliyat gerekti. Evet. Risk oranı yüzde kaç bu ameliyatların? Şimdi aslında dediğim gibi her hasta kendi bazında evet. değerlendirilir. Eskiden hani bu kanser ameliyatları, yani herhangi bir ameliyattan da bahsedebiliriz, daha riskli yapılırdı. Yani ölüm riski ya da başka bir takım sıkıntıların çıkma riski oldukça fazlaydı ama çağımızda bunlar oldukça az. Risk yok diyemeyiz tabii ki ama tabii ki biraz daha işte ileri yaş, işte akciğer ya da kalp problemi olan ya da daha obez olan insanların riski daha çok oluyor. Bu tür hani ameliyat sonrası riski daha çok oluyor. Bunlar olmadığı zaman tabii risk azalıyor. Ve dediğim gibi hani eskiyle kıyaslarsak konfor oranı arttı diyebiliriz gerçekten. Yani ameliyat tekniği açık olsun, kapalı olsun, konfor oranı arttı diyebiliriz. Keza kanser ameliyatı sonrası kemoterapi gerekti. Hastayı kemoterapiye verdik. Kemoterapide de konfor oranı arttı. Yani eskisi bir kemoterapi alan insan doğrudur, yıpranıyor. Hani bir takım sıkıntılara giriyor ama onlar da oldukça azaltılmış durumda. Yani buradan hastalara şunu söyleyebilir miyiz? Korkmasınlar. Bu bir süreç ama eskiye göre her şey daha iyi. Eskiye göre her şey daha iyi. Daha gittikçe daha da iyileşiyor. Daha da iyi olacak. Tabii. O yüzden hani muhakkak belki yaşamışsınızdır ki ameliyatı reddeden, korkan hastalarınız da olmuştur değil mi hocam? Bunlar da hani neden? İşte o masaya yatıp kalkamama korkusu. İşte hani bu korkuları da, bunları da yenmek için sizi çağırdık ama dediğiniz gibi her şey eskiye göre daha iyi. Emin ellerdesiniz. Türk hekimleri bence gerçekten işlerini layığıyla, hakkıyla yerine getiriyor. Teşekkür ederim. Hocam, mide kanserinde koruma ve tarama programları var mı? Neler yapılıyor? Bunlar nelerdir? Şimdi biraz önce söylediğim gibi herhangi bir kanser için de geçerli, mide kanseri için de geçerli. Başlangıçta yakalamak çok önemli. En başta yakalamak. Onun için kanserin yerine göre tarama programları vardır. İşte meme kanseri için mamografi, kalın bağırsak kanseri için işte kolonoskopi, gayeti da gizli kan gibi. Mide kanseri için de elimizde tek endoskopi var esasında ve çok net bir şekilde şeyi görür. Mideyi görür ve erken bir mide kanseri varsa ya da şüpheli bir alan var ise oradan biyopsi alır ve ona göre erken tanıyı yakalar. Erken tanının avantajı ne? Midenin bir kısmının alınarak tedavi edilebilir olması ya da endoskopik yöntemle tedavi edilebilir olması. Yani ameliyat bile etmeksizin endoskopik yöntemle tedavi edilebilir olması. Yani işin bu, bir ucunda erken yakaladığınız zaman endoskopik yöntemle bile tedavi edebiliyorsunuz. İşin diğer ucunda geç kaldığı zaman ne yaparsanız yapın maalesef kaçınılmaz sonla karşılaşıyorsunuz. Yani onun için tarama programları çok çok önemli. Burada başka ne yapılabilir? Biraz önce söyledim, o mikroptan bahsettim. Helicobacter pylori mikroorganizma. Bu var ise mutlaka bunun giderilmesi lazım. Bunun eradikasyonu lazım. Bunu hekim yapacaktır zaten ve takibini de yapacaktır. Bu mikroorganizma duruyor mu, kayboldu mu? Ve bunun takibini de
yine hekim tarafından yapılacaktır. Yine bütün kanserler için gerekli meyve ve sebzeden, daha doğrusu vitaminlerden zengin bir menünüz olmalı. Evet, mutlaka. İşin en önemli kısımlarından biri de beslenme hocam, tabii, değil mi? Tabii, kesinlikle. Biraz önce kaçırılması gereken şeyleri söylemiştim. Yanık gıdalar, tütsülenmiş gıdalar, işte turşu esasında hani Anadolu'da asitli çok içecekler, tabii Anadolu'da çok tüketiliyor gerçi ama hani aşırı tüketmekten bahsediyorum. Yani bunlar aşırı tüketilmemesi gereken şeyler. Hocam mesela fast food çağındayız. Çok tabii. Fazla işte hamburgerler, kolalar, asitli işte gazozlar falan filan çok fazla içiliyor. Bunlar da çok tetikliyor değil mi tabii hocam? Tabii ki. Yani rafine gıdalar çok hani gerçekten uzak durmamız gereken şeyler ama bu tüketicinin talebiyle evrilmiş gibi görünüyor. Eskiden hani tüketici ne talep ederse üretici onu tüketicinin önüne sunuyor. Yani markete gittiğimiz zaman artık hani çok fast food ürünlere gitmiyoruz. Yani bütün tüketiciler daha organik şeylere yönelmiş vaziyette. Onun için hani burası çok önemli. Yani tüketicinin bilinci çok önemli. Kişinin bilinci çok önemli. Neyi tüketecek? Neyi daha çok tüketecek? Neyi daha az tüketecek? Bu çok çok önemli. Yani mide kanserinde mesela özellikle beta karoten her kanser için önleyici bir maddedir. Mide kanserinde de çok çok önemlidir. Başı çeker beta karotenden işte zengin gıdalar atıyorum domates işte pek çok sebzede brokoli de var. Şurada var, burada var. Yani internete açıp beta karoten nerede var diye yazsanız bütün hepsini döker size. Hocam lafınızı böldüm. Şunu da çok merak ettim. Hani konuyla alakalı. Şimdi bu süreci yaşayanlar, mide kanseri olanlar size geliyor. Bir ameliyat süreci, tedavi süreci. O süreçte bir diyetisyene yönlendiriyor musunuz? Ya da bir yeme listesi, yeme şekliyle alakalı bir bilgilendirme yapıyor musunuz? Tabii şöyle diyetisyenle gitmek gerekir ameliyat sonrasında. Çünkü eğer mesela midenin büyük bir kısmı alınmışsa ya da midenin tamamı alınmışsa artık kişinin hani o eski yeme alışkanlığının farklılaşması gerekir. Mesela mide yok, direkt yemek borusuyla bağırsak bağlanmış, eski öğününü alamayacaktır, daha sık, daha az öğünlerle gidecektir. Onun için tabii ki uzman diyetisyenlerle gitmek çok faydalıdır. Zaten kanser olayı multidisipliner bir olaydır. Yani tek kişi götürmez. Onkolog, medikal onkolog, cerrahi onkolog, cerrah, psikolog, bütün ekip işi. Ekip diyetisyen bir ekip işidir yani bu. Peki hocam gıdalara eklemek istediğiniz veya işte su içme nasıl olmalı? İşte şu kesinlikle yenmemeli dediğiniz, çok dikkat etsinler dediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Dediğim gibi hani mide kanseri için bunlar. Sıvı yani, tüketiminde sorun yok sanırım. Bol bol su içebiliyorlar mı tabii hocam? Tabii ki yani yok sıkıntı. Alkol yasak. Alkol tabii alkol hani koruyucu anlamda söylersek alkolü kısıtlamak lazım. Yani alkol tabii ki hani aşırı alkol tüketimi doğru değildir. Hani vücutta her türlü dengeyi bozar. Ya sağlam insanda bile aşırı alkol sıkıntı hayır, yaratıyor hayır, aşırı zaten. Alkol tabii ki asla yani. Ama bu tip hastaların herhalde sanırım o süreçte hiç içmemeleri mi gerekiyor? Tabii ki, tabii ki artık mide kanseri olduktan sonra artık bunlardan uzak duracak zaten bunları. Yani söylemeye artık gerek yok. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi farklı bir kanser türevini konuşacağız, kolon kanseri ama kısa bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hay hay tabii ki. Evet değerli izleyenler kısa bir ara veriyoruz. Ekran başından ayrılmayın. Evet değerli izleyenler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanser türevlerini konuşuyorduk. Şimdi kolon kanserini konuşacağız. İkinci yaygın
kanser türevlerinden biri. O yüzden ekran başından ayrılmayın. Kanser olmayabilirsiniz. Allah korusun. Allah kimseye göstermesin. Bir yakınınız olabilir veya sizde bir belirtisi olabilir. Gelecekte bunu yaşayabiliriz. O yüzden bu konularla alakalı her zaman bilginiz olsun. Bilgimiz olması gerektiğini de düşünüyorum. Hocam, kolon kanseri yani bir diğer adıyla bağırsak kanseri oluyor değil mi? Kalın bağırsak kanseri. Kalın bağırsak kanseri hocam. Sıklığı, belirtileri nedir? Nedir bu kanser hocam? Kalın bağırsak kanseri ya da kolon kanseri dediğimiz kanser esasında mideden daha sık görülür. Ve dünyada oldukça yaygın. Hemen hemen erkeklerde de ilk sıradaki kanser diyebiliriz. Oldukça yaygın bir kanser. Kalın bağırsak kanseri belirtileri de esasında biraz önce söylediğim gibi, midede söylediğim gibi spesifik belirtisi yok. Hani şu belirti var eşittir kalın bağırsak kanseri şüphesi taşıyorsunuz ya da kalın bağırsak kanserisiniz gibi bir şey yok. Hani yine belirtiler müphem. Nedir bunlar? İşte dışkı yapıyorsunuz ama hala dolgu hissi oluyor, tam boşalamama hissi oluyor. Neden dolayı? İşte orada tümör olduğundan dolayı tam boşalamama hissi oluyor. Ya da tümör gizli gizli kanamıştır, sizde halsizlik yapıyor. Ya da tümör bağırsağın o dengesini bozuyor, bir ishal, bir kabız oluyorsunuz falan. En nihayetinde dışkıda kanama ya da mukus olabiliyor. Bu çok önemli yani. Önemli belirtilerinden biridir. Yani dışkıda kan var ise bu mutlaka irdelenmesi gereken bir şeydir. Ya da dışkıda mukus var ise bunlar kalın bağırsak kanserinin belirteçleri. Yani kişiyi hekime götürecek belirteçler ya da karın ağrısı, işte sürekli olan bir karın ağrısı bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Ya da işte tarama programlarınız iyi ise, biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Midede, memede olduğu gibi burada da tarama programları vardır. Tarama programlarıyla daha bunlar oluşmadan hiçbir şikayetiniz yokken de erken evrede, polip evresinde yakalanabilir. Hocam, peki bunların risk faktörleri nelerdir? Kalın bağırsak kanserinde de risk faktörü olarak özellikle sayacağımız şeyler. Birincisi lifli gıdalardan fakir beslenmek. Daha çok hani kırmızı et tüketmek. Bu bir risk faktörüdür. Yine genetik önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkar. Biraz önce söylediğim gibi hani eğer üreme hücresinde olmuşsa kanser olayı nesilden nesile aktarılır. Kalın bağırsak kanserlerinde de bu önümüze çok sık çıkar. Genetik olarak gördüğümüz kanser türleri. Yine kalın bağırsakta bir polip var ise bunun kansere çevirme ihtimali vardır ki işte tarama, kolonoskopik tarama ile bunlar yakalanır ve henüz kansere çevrilmeden alınır. İşte diğer kanserlerde gördüğümüz sigaradır, aşırı alkol tüketimidir. Bunlar da işte risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Yine mide kanserinde gördüğümüz Helicobacter pylori mikrobunun, mikroorganizmasının burada da bir risk faktörü olabileceği düşünülmekte. Bunun üzerinde durulmakta. Onun için hani o mikroorganizmayı taşıyorsanız yani bir şekilde endoskopik yöntemle ortaya konulduysa ya da başka yöntemlerle ortaya konulduysa mutlaka hani onun giderilmesi gerekiyor. Bunu önerebiliriz şimdiden. Yine kalın bağırsak kanserleri genç yaşlarda da görülür. Özellikle genetik olanlar genç yaşlarda görülür. Bu çok önemli. Yani hani yaşım genç bana bir şey olmaz değil, yoktur değil, hep ihmal etmesinler. Değil asla. Değil. Kesinlikle değil. Hani 20'li yaşlarda gördüğümüz bile oldu. Düşünün. Maalesef. Evet. Çok acı. Ama hocam yani en geç vakanız kaç yaşındaydı? En geç vakam 23 yaşındaydı. Evet. Evet. Yani çok çok erken. Tabii. Hayata başlangıç yaşı. Oldukça erken. O yüzden yani çocuk lütfen. sayılır bir yaşta siz hani onu konduramıyorsunuz ama kesinlikle. İşte sonuçta. İşte nadir burada da olsa çıkıyor. Hep aynı konuya geliyoruz tabii. Ama ihmal edilmesin. Ama ileri yaşların bir hastalığıdır bu. Yine ileri yaş hastalığı ama genç yaşta da görülmeyecek tabii, diye bir şey yok gördüğünüz tabii. gibi. Yine hani aşırı kilo, işte fiziksel aktivite kısıtlılığı, yani çağımızın hastalıkları bunlar. Eğer yeterince spor yapmıyorsanız, fiziksel aktiviteniz yeterince iyi değilse
Obeziteye meyliniz varsa ya da artık işte obez olduysanız yine kalın bağırsak kanseri riski, ki obezite başka kanser risklerini de beraberinde getirir, artıyor. Hocam, şuna çok dikkat ettim. Buraya sizin gibi çok değerli hocalarımı, profesörler aldık. Çok farklı alanlarda. Ama konunun her zaman sonu ya da ucu beslenmeye, kiloya kesinlikle, dayan. Tabii. Kesinlikle, yani konu ne olursa olsun sorun hep beslenme ve kilo. Bundan kaynaklı işte kalp doktoru da aynı, yeri geliyor beyin cerrahı bile aynı şeyi söylüyor. Diyor ki yani sağlıklı beslenmiyorlar, spor yapmıyorlar. Tabii tabii, aynen. Bakın burada da işte beslenme de işin içine giriyor. Yani lifli gıdaları bol tüketecek insanlar. Kırmızı eti de belli, özellikle belli bir yaştan sonra biraz azaltacak. Yani bol bol artık sebzeye, meyveye, tabii, aynen, böyle güzel sağlıklı çorbalara, tabii, yani ağırlık vereceksiniz. Et işte yenmesin tabii ki diyemeyiz. Balık tüketsinler. Balık mesela tüketimi önemli. Aslında yani balık konusunda çok iyi olabiliriz, balık tüketimi konusunda. Deniz çok bizde ama iç alanlara bu girmiyor çok. Evet. Yani daha çok etçiyiz. Aynen, kırmızı et tüketiliyor ama kıyı kesimlerinde balık kültürü var, balık tüketim kültürü var ama daha iç kısımlara girmiyor bu. Daha çok et tüketiliyor, kırmızı et çok aşırı tüketiliyor, tüketilmesin değil ama olduğundan çok aşırı tüketiliyor. Hocam yani bizim Türk milletinde şu var, et olmadan doymuyorum. Ama yani genelde yani %80'inde de var. Böyle Ege'de falan böyle daha güzel sağlıklı otlar, zeytinyağlar, hani böyle daha ağırlıklı. Tabii. Ama böyle doğuya doğru geldiğinizde İç Anadolu'dan sonrası et, kırmızı et, kırmızı et. Tabii Akdeniz usulü beslenme denişte orada en önemli şey sebze ağırlıklıdır. İşte o yüzden hani gerçekten beslenmenin önemi. Beni sürekli izleyen değerli takipçilerim de bilir. Bütün konuların sonu beslenmeye çıkıyor. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bir daha ele gelmiyor. Sağlıkla gittiği zaman işte uğraşıp duruyoruz. Keşke dememek için. Evet. Aslında ufak basit şeyler değil mi hocam? Tabii, yani kesinlikle. Ufak böyle hayat rutinleriyle, hayat rutinlerimizi değiştirip günlük kendimize bir saat zaman ayırıp biraz hareket edip biraz yürüyüp psikolojik olarak da çok iyi gelecektir. Ama işte bunu maalesef yapmıyoruz. Yani basit bir şeyin çıktısı çok iyi olabilir. Yani siz çok basite indirgersiniz ama yani bu mu? Ama onun çıktısı, bize yansısı çok iyi olabilir. Hocam peki bunun tanısı nedir? Tanısını kalın bağırsak kanserinde yine endoskopik yöntem ama kolonoskopi, bu kez kolonoskopik yöntem dediğimiz yöntemle koyuyoruz. Kolonoskopi de Türkiye'de yaygın artık. Hani perifere kadar inmiş, sık yapılan bir yöntem. Tarama şeylerinde de kullanılıyor zaten. Kişi hiçbir belirti, bulgu vermezken belli bir yaştan sonra kolonoskopi öneriyoruz. Ama baktık hani kanama var, işte biraz önce söylediğim belirti bulgular var. O zaman ne yapıyoruz? En basitinden kolonoskopi yapıyoruz. Var ise bir tümör, öncelikle kolonoskopiyi yapan hekim onu görür, oradan biyopsi alır. Yine patolojiye gönderir ve tümör çıktıysa biraz önce söylediğim ileri modaliteler. Yani nedir işte, tümör nerede yakalanmış, yayılım var mı? Önce ne yapacağız? Cerrahi mi yapacağız? Yok, önce kemoterapi mi düşüneceğiz? Radyoterapi mi düşüneceğiz? Hatta şimdi işte akıllı ajanlar var, hedefleyici ajanlar. Onlardan mı vereceğiz? Yani bu sıralama çok önemli. Ondan sonra bu sıralamayı yapmak için bir takım modalitelerle devam edeceğiz tanı kısmına. Metastaz var mı, yani uzak yayılım var mı, ki bu tümörün çok işte istenmeyen, çok ileri evresinde ortaya çıkan ve tümörün de kendi doğasında olan bir özellik. Yani tümör yayılmak istiyor. Tümör vücudun başka bölgelerine yayılmak istiyor. Da koloniler kurmak istiyor. Yani dediğim gibi, yani akıllı bir varlık gibi davranıyor. Hocam tümörler, özellikle kötü huyları genelde hani ölümle mi sonuçlanıyor? Öyle bir algı oluştu kafamızda. Asla asla, hayır, kesinlikle. Yani evet. Demin de hep söyledik. Yani erken bir kere yakalanması tam tedaviyi getiriyor neredeyse. Yani erken tekrarlanmıyor değil mi? Erken yakalanması, tekrarlama riski vardır ama tam tedaviyi neredeyse getirir erken yakalanması. Ha, geç kalındı asla hani tedavisiz değil. De pek çok elimizde modalite var. Cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaçlar, immünoterapi dediğimiz yöntem, aşılama yöntemi yeni basında da çıktı. İşte mRNA aşılarıyla pankreas kanserinde iyi bir ilerleme sağlanmış.
Bütün bunlar elimizde var yani. O zaman tıbbın yani ilerlemesinin de, teknolojinin ilerlemesinde tabii bunlar faydaları. Çünkü ben küçüklüğümden hatırlıyorum. İşte benim halamın oğulları da tümörden öldü ve şey tekrarlanıyordu. Ama o zaman tabii bu kadar teknoloji yoktu. O yüzden hani böyle bir hastalığa yakalandığımızda hemen panik yapmayacağız. Bunun muhakkak bir tedavisi var. Biraz şeyde stres de değil mi? Çok tetikliyor. Stres tabii ister istemez hani kanserle yüzleşen insan strese giriyor. Ne kadar rahat yani olurlarsa soğuk, o kadar iyi olur. Asla bunu soğuk karşılayamaz insanlar. Kesinlikle. Ama orada işte ya psikolojik destek önem kazanıyor ya da insanın yakınlarının desteği önem kazanıyor. Mesela meme kanseriyle ilgili bir çalışma yapılmış. Eşlerinin kadınlara verdiği destek oranında hayatlarının da uzadığı görülmüş. Yani eş desteği ne kadar önemli. Yani bir tek psikoloji değil, neredeyse bir tedavi edici etkisi bile olduğu gözlenmiş. Bunlar çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim kendimden. Yakın zamanda biz annemin kanser olduğunu öğrendik. İlk başta dediğiniz gibi böyle bir soğukkanlı karşılayamadık onu. Çok üzüldük falan ama şimdi bunu hepimiz kabullendik. Annem arıyorum, ne yapıyorsun anne? Her sabah yürüyüşteyim, spordayım. Yani bunu hayatın bir parçası gibi kabullenmeye başladık. Tabii. Hepimiz işimize devam ediyoruz, üzülmüyoruz çünkü biliyoruz tedavi yöntemi var. Hani çünkü üzülünce de stres yapınca da bunun bize eksi işte artı bir faydası olmayacak. O yüzden değil mi artık o sürece girdiysek bunu tabii biraz ki da kabullenişe girmek tabii, gerekiyor. Tabii tabii yani kabulleniş zaten bunun son aşamasıdır. Bir neden ben aşaması vardır evet. İşte neden bana geldi bir reddetme aşaması vardır ama yani işte neden ben aşaması çok da işte mantıklı, rasyonel bir açıklama değil. Neden ben işte hepimiz birer bireyiz ve herkes açık kansere ve her türlü hastalığa açık. Peki hocam bu hastalığın tedavisi nasıl yapılır? Şimdi kalın bağırsak kanserinde de işte tanıyı koyduk diyelim. Kanser var. Yeri önemli. Tabii kalın bağırsak uzun işte 1,5-2 metrelik bir organ. Neresinde oldu bu tümör? Daha çok alt kısımlara doğru olan bölgede görülüyor. Rektum, sigmoid kolon dediğimiz daha alt kısımlara, anal bölgeye yakın kısımlara o kısımda daha çok görülür. İşte o zaman da şey değişiyor. Bakıyoruz işte duvara aşmış mı? Nereye kadar gitmiş? Lenf bezlerine sıçramış mı? Ya da uzak yayılım var mı? İşte tümörün kendi doğasında olan o yayılım dürtüsünü neresindeyiz? Ona bakıyoruz. Ona göre önce cerrahi tedavi mi yapacağız? Önce kemoterapi ya da radyoterapi mi vereceğiz? Bunu belirliyoruz. Bu sıralama önemli. Aslında bütün kanser türevlerinde sıralama aynı mı hocam? Az çok. Sıralama aynı değil fakat önemlidir. Önemli. Yani eldeki silahları çok iyi ve doğru şekilde kullanmak lazım. Yani düşman hastalık türevine göre sıralama değişiyor tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii tabii. Yani düşman kaleye saldırıyor diyelim önce okçuları kullanacaksınız. Onun gibi bir şey. Yani burada sıralamayı çok iyi yapmanız gerekiyor. Onun için kanseri teşhis ettikten sonraki o işte tomografi gibi, MR, ultrason gibi, PET gibi şeyler çok önem kazanıyor. Yani bu sıralamayı nasıl yapacağız? Kalın bağırsak kanserinde de bu çok önemli. Ve zamanı iyi yönetmek de önemli. Cerrahi tedaviyi nereye koyacağız? Mesela cerrahi tedavi yaptık diyelim. Tümörü olduğu gibi temizledik. Peki neden sonrasında kemoterapi veriyoruz? Çünkü geride her zaman şey küçük hücreler kaldığını düşünüyoruz. Yani küçük kanser hücreleri kaldığını düşünüyoruz. Yani her bir hücrenin kendini büyütüp tekrar tümör oluşturma potansiyeli vardır. İşte nüks dediğimiz olay. Bütün tümörlerde bu nüks olayı kendi doğasında gizlidir. Bütün olay kanserli dokuyu almak ve nüksü de engelleyebilmektir. Bütün cerrahi ya da işte kanser tedavisindeki ana hedef budur zaten. Hocam peki kolon kanserlerinde tarama yöntemleri nelerdir, korunma yöntemleri? Tabii yani burası yine çok önem kazanıyor. Çünkü kolon kanseri hani genetik olarak da karşımıza çıkan kanserlerden biri. İşte bazen bakıyoruz ki biraz önce söylediğim gibi genç yaşta kalın bağırsak kanserleri var. İşte bu üreme hücresiyle kuşaktan kuşağa aktarıldığını gösteriyor. Eğer ailede böyle bir şey var ise hani böyle bir kansere, kolon kanserine yatkınlık var ise zaten erken yaşta taramalar başlar. Taramalar neyle yapılır?
kolonoskopi ile yapılır ya da gaitada gizli kanla yapılır ya da gaitada DNA örneklemesiyle yapılır. Şimdi eğer sağlıklı bir bireyseniz bir kere 50'li yaşlarda mutlaka tarama programlarına başlamanız gerekir. Ailenizde kanser yok, tamam sağlıklısınız ama kanserin en sık görüldüğü yaşlardan yaşlara giriyorsunuz artık. Hani 50'li yaşlara giriyorsunuz. Onun için neyle başlanır? Belki basit bir gaitada gizli kanla başlanır. Çok basit bir yöntemdir. Gaita veriyorsunuz, orada kanama var mı yok mu ona bakılıyor. Kanama var diyelim, gizli kanama var. Hani kişi görmüyor ama gizli kan tespit edildi. Arkasından işte kolonoskopi gelir. Ama gaitada gizli kan demek her zaman patoloji olduğu anlamına gelmez. Yani kişinin de burada aman strese girmesine gerek yok. 50'li yaşlardan itibaren 10 yılda bir kolonoskopi önerilir. Bir kere mutlaka kolonoskopi yaptırmak gerekir. Burada ne aşamada yakalanabilir bir tümör mesela? Polip aşamasında yakalanabilir. Küçük, saplı ya da sapsız böyle üzüm tanesi gibi ya da çok daha küçük nodüler oluşumlar. Bunlar büyüyüp tümör oluşturuyor işte. Kolonoskopi yaptığınız zaman bunları yakalıyor kolonoskopi daha kanserleşmeden. Ama kanserleşeceği neredeyse %100 olacak olan o şeyleri alıyor, olay bitiyor. Onun için tarama programları çok çok önemli. Hele hele ailede kalın bağırsak kanseri var ise, böyle bir yatkınlık olduğu biliniyor ise, mesela birinci derece yakınızda kalın bağırsak kanseri var, tarama programlarının çok daha erken başlaması gerekir. Hocam bu programların ulaşabilirliği nasıl? Kesinlikle Türkiye'de her yerde. Perifere kadar inmiştir bu tarama programları. Hani büyük kocaman merkezlere gitmeye gerek yoktur. Bir kere gaitada gizli kan aile sağlığı merkezinde yapılır. Yani eskiden tabii. Sağlık ocağı dediğimiz aynen. Şu an aile sağlığı merkezi bazen olan. Bazen evde bile yapılır hatta. Yani evet. O kadar ki şey yaygındır bunlar. Onun için hani aslında ihmal eden bizleriz. Ama bence de birçoğumuz bilmiyorduk bunu. Şimdi sayenizde de öğrenmiş oldular. Hı-hı. Bence herkes bir tarama programı tabii olsun olmasın. Yani değil mi erken hocam? Yakalamak bakınız yani ne kadar kişiye olası külfeti önlüyor. Yani sağlık külfetini önlüyor. Sizi bir ameliyattan, olası kemoterapiden, olası radyoterapiden, olabilecek o süreçteki büyük stresten hadi ki hani kurtuldunuz. O büyük yoğun stresten kurtarıyor sizi. Yani maddi manevi aslında çok yıpratıcı bir süreç. Tabii ki. Bunu da engellemek için mideniz ağrıyor olabilir, işte kabız olabilirsiniz, karnınız ağrıyor olabilir, kanser olmayabilirsiniz ama gidin en azından onun bir tedavi çözümüne baktırmış olursunuz. Boşuna tabii. Gitmemiş, sağlığınız için yaptığınız hiçbir şey boşa kesinlikle, gitmiyor. Kesinlikle tabii ki. Dediğim gibi hani spesifik bir şey yok. Hani bu evet. Kanserdir diyebileceğimiz bir belirti yoktur. Ki bu belirtilerle gelen çoğu kişide esasında farklı şeyler çıkıyor. Çok azında kanser çıkar. Hani diyelim işte bağırsak düzeni bozulmuş ya da karnında ağrı var. Bakıyoruz genelde işte huzursuz bağırsak sendromu çıkıyor. Ya da başka işte tedavi edilebilir hastalıklar çıkıyor. Yani çoğunda bu çıkar ama siz ya diğeriyseniz yani. Evet işte o yüzden %1 ihtimal bile olsa onu değerlendirin. Hocam bir de gıda konusuna biraz daha değinmek istiyorum. Çok önemli. Çünkü dediğim gibi tabii. Bütün yani yolun sonu sağlıklı sağlıksız beslenmeye gidiyor. Kesinlikle. Hareketsizliğe gidiyor. Tabii. Hani bu konuda biraz hani özellikle neler yesinler? Hani şu gıdalar çok faydalıdır. Bunlar tedavi sürecinde destekler dediğiniz bir şeyler var mı hocam? Kesinlikle tabii. Yani daha önce de belirttim. Meyve sebze ağırlıklı. Kalın bağırsak kanseri için konuşuyorum. Bütün kanserler için de geçerli bu. Yani vitamin önem kazanıyor burada. Yani meyve sebze nasıl besliyor bizi? Vitaminlerle besliyor. Vitamin çok önemli burada. İkincisi kırmızı etin azaltılıp yerine hani daha çok beyaz et tüketimi. Hani özellikle balık bu çok çok önemli. Lifli gıdalar çok önemli. Sonra lif bırakabilecek işte kahverengi işte buğdayla yapılan ekmek, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği gibi lif bırakabilecek gıdalar. Çok çok önem kazanıyor burada. Başka ne yapabiliriz? Kalsiyum, D vitamini önemli. Ölçtürülebilir bunlar. Takviye kullanılabilir. Tabii D vitamini düşüklüğüyle hani kalın bağırsak kanserinin ilişkisi ortaya konulmuştur. Bunu takviye edebilir insanlar. Hani bunlar önleyici şeyler. Yine
Fiziksel aktivite burada çok önemli. Obezite her yerde karşımıza çıkıyor. Yani obez olmamak, obeziteden korunmak. Obez değilseniz bile fiziksel aktivitenizi düzenli yapmak çok önemli. Burada hani aşırı bir sportif aktiviteden bahsetmiyorum. Yani gidip hani bir saat içinde böyle aşırı yorgunluk, aşırı ter, aşırı bir kas gücü kaybıyla birlikte yani o spordan da soğutur sizi. Yani daha basit şeyler de yapılabilir. İşte az önce dediğimiz gibi kendinize bir saat ayıracağınız yürüyüş, tabii, şöyle bir tempolu tabii yürüyün, kulaklığınızı takın. Motive de ediyor. Tabii. Psikolojik olarak da iyi geliyor hocam. Kesinlikle. Hem de hastalıklarınızı önlüyor. O hani önemsemediğiniz bir saat kendinize ayırmadığınız spor. Hocam şunu da çok merak ediyorum. Malatya'da ya da işte Türkiye'de kanser olarak ne durumdayız? Bir yüzdesi var mı bunun hocam? Yani hani fazla mı kanser hastamız? Yok hani şurada az şurada fazla diyemeyiz. Bir ama yüzdesi yok. Türkiye'de işte sonuçta diğer dünya ülkeleri gibi kanserden nasibini almıştır ve hani Türkiye'deki kanser sıklığı Avrupa'da ve Amerika'dakiyle eş gider. Eş. Tabii. Yani hani bunun bir yüzdesi yok. Yakalanıp olunca gider. Tabii aynen. Oluyor. Hocam şimdi kolon kanseri bitti. Aslında çok uzun konular ama siz önemli olan başlıkları bize verdiniz. Çok teşekkür tabii ederim. Şimdi bir de mideyi konuştuk. Oradan da çok sık konuştuğumuz için bir geçiş yapmak istiyorum. Bu da çok fazla merak edilen konu. Tüp mide ameliyatı çok fazla revaçta hocam. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Bunu kimler yaptırsın, kimler yaptırmasın? Tüp mide ameliyatı nedir? Anladım. Tüp mide ameliyatı esasında ameliyat tekniği olarak en son ortaya çıkan ameliyat tekniğidir ama en sık kullanılan da şimdi tüp mide ameliyatıdır. Görece daha kolay çünkü midenin %80'ini tüp şeklinde çıkarıp mideyi bir tüp haline getiriyorsunuz ve kişide hem emilim bozuluyor hem de restriktif dediğimiz yani kapasite azalıyor. Böylece kişi iki yönüyle kilo veriyor. Önceleri vücut kitle endeksi çok yüksek olanlara ara ameliyat olarak düşünülmüş. Yani önce bunu yapalım, biraz düşürelim kiloyu, daha sonra da diğer hani daha büyük ameliyatlara gidelim diye bakılmış. Yani bu da çok iyi sonuçlarla gidiyor. Tüp mide ameliyatı bir ameliyat olarak yani obeziteyi giderici bir ameliyat olarak her yere yerleşiyor. Şu anda en sık kullanılan yöntem bu. Peki kimler ameliyat olmalı esasında tüp mide önemli ya da diğeri? Olan kısmı tabii bu. Ki esasında bakılırsa yani en başta ortaya konulan şeyler hala geçerli. Vücut kitle indeksine bakılır. Ona göre morbid obez, süper obez ya da hafif obez belirlenir. Şimdi morbid obezitede cerrahi tedavi endikasyonu vardır, nettir. Vücut kitle indeksiniz 40'ın üstünde ise direkt gidip obezite ameliyatı olabilirsiniz. 35-40'ın arasında ise bir ek faktör var ise, bir ek hastalık var ise yapılabilir. Hipertansiyon var ise, şeker var ise, uyku apnesi var ise yapılabilir. Bunun altında ise işte burada işler karışıyor. Yani insanlar olmak istiyorlar. Yani işte veremiyorum. Hadi bununla kolay veriliyor olayım. Aslında bu ameliyatlar kolaya hani kaçmak değil mi hocam? Tabii bu ameliyatlar bütün şişmanlara uygulanacak bir ameliyat değil, bir yöntem değil. Ya yani bütün kilolu insanlara uygulanacak diye bir şey de yok. Yani uygulanmaması gerekir. Yani de herkes bunu bu şekilde yazılmıştır, okur ve bilir. Ve özellikle de insanların buna riayet etmesi gerekir. Doktorlar riayet ediyor. İnsanlar zorluyor bunu. Hocam bununla ilgili bir haber de çıkmıştı. Hatta haberler. Doktor hani uygun değilsin dediği halde kendi izni ve imzasıyla ameliyat olup masada kalan. Tabii çünkü tüp mide ameliyatı ya da diğer ameliyatlar çok güzel yapılıyor. Yani Türkiye'de özellikle Türk hekimleri, Türk cerrahları öyle güzel yapıyorlar ki yani dünya ortalamasının da üzerinde bir şey elde edilmiş. Hani sonuç, güzel sonuç, morbidite az, ölüm var ama oldukça oranlar az. Gerçekten çok iyi yapılıyor da işte bir yere gelince bu mutlak endikasyonlarla gitmemiz gerekir. Çünkü kişinin öncelikle başka yönlerden çözüm alamaması gerekir. Siz diyet yaptınız, endokrinoloğa gittiniz, diyetisyene gittiniz, fizik aktivitenizi artırdınız, düzenli spor yaptınız, uğraştınız, didindiniz, olmuyor da olmuyor. Evet. Vücut kitle indeksiniz de işte 35'in üzerinde
Bir de ek hastalığınız var ise gidip tüp mide ameliyatı yaptırabilirsiniz. Ama bu en son çare. İşte bütün tabii, yolları tabii. deneyin. Tabii, kesinlikle. En son. Hani tabii. hiç diyet yapmamış, tabii. hiç boğazını tutmamış, hiç aynen. sağlıklı beslenmemiş tabii, tabii. ben tüp mide olacağım. Morbid obezitede bile bu denenebilir. Önce tabii. bunlar denenebilir ama morbid obezitede genellikle bunlar çok işe yaramıyor. Yani bir beyhude çaba gibi oluyor bunlar. Yani biraz veriyor, geri verdiğinin iki katını alıyor falan. Peki hocam, teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Arkadan işaret geliyor. Evet. Yani nasıl bitti anlamadım. Aslında konuşsak şöyle 5-6 program daha çıkar. O kadar konular uzun ki zaten tüp mide başlı başına bence bir konu yani. Ama inşallah başka zaman bunun için de ayrı bir uzun bir program yapalım sizle. Çok teşekkür ederim geldiğiniz, bizi kırmadığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Yaşam Koç'un programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni konuğum ve konularımla birlikte RTV ekranlarında olacağız. Esen kalın.